Ekmeklik buğday alın fiyatı ton başına 1350'den 1650 liraya, arpa taban alın fiyatı ise 1100'den 1275 liraya yükseltildi. Hububatta da ton başına prim ve destek ödemesi 230 lira olarak belirlendi. Koronavirüsle mücadelede tarım sektörü de unutulmadı. Buğday, arpa ve bakliyatta taban alım fiyatları yükseltildi. Çiftçinin yüzü güldü. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Koronavirüsle mücadele kapsamında buğday başta olmak üzere diğer hububat ürünlerinde taban fiyatlar yukarıya çekildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu hububatta ve bakliyattaki fiyatların oldukça bizi tatmin edici noktalarda olduğunu, bu fiyatların önümüzdeki yıllarda da hububat ve bakliyat üretimini arttıracağını, çiftçiyi nefes aldıracağını, bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza gerçekten teşekkür ediyoruz. Alınan tedbirin çok faydalı olduğunu dile getiren Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, bu rakamların üretimi arttıracağını ve gelecek 2 yılda kendisini hissettireceğini belirtti. 2020 yılı yağışlarla beraber bol ve bereketli bir yıl olacağı şimdiden gözüküyor. Allah'a çok şükür olsun, bu yıl hasat durumu yıl itibariyle iyi bir yıl yaşıyoruz. En az %15-20 bu ülkenin hububat ve bakliyatının artması demek, bir Türkiye'yi daha beslemek demek. Buna sebep olacak, ilerideki yıllarda bu açıklanan bu fiyatların etkilerini biz göreceğiz. Şu anda belki anlatırken bunu tam anlatamıyoruz ama bunu sahada bir sonraki yıl, ondan bir sonraki yıl hububattan hızlı bir kaçış vardı. Onun hızlı şekilde yeniden hububata ve bakliyata dönüşünü sağlayacak bu fiyatlar. Yağız, pandemiyle gıdanın ve üretiminin değeri bir kez daha ortaya çıktı, dedi. Bu koronavirüs salgını dolayısıyla dünyada gıdanın çok büyük bir silah olduğu ortaya çıktı. Bununla beraber Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak çok hızlı bir adım atıldı. Tarımda kullanılmayan arazilerimizin hiçbir bir metrekare dahi toprağımızın boşa gitmemesi için, bunun içinde hazine arazilerimiz dahil, tarıma kazandırılması konusunda çalışmalar yapıldı. Fakat biraz hızlı davranılması lazım. Aşağıda söylenenlerin kim ne yapacağını şu anda tam bilmiyor. Bunun da görevlendirmelerin ivedilikle yapılmasını istiyoruz. Bu da ülke tarımı için, dünya tarımı için iyi noktalara getirecek Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bizleri.